Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın değerli yöneticileri, Diyanet camiamızın kıymetli mensupları, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Dünyanın farklı ülkelerinden, farklı bölgelerinden programımızı teşrif eden muhterem misafirlerimizi hasreten selamlıyor. Kendilerini Ankara'mızda ve külliyemizde ağırlamaktan duyduğum bahtiyarlığı belirtmek istiyorum. Uluslararası iyilik ödüllerimizin altıncısını 2022'de yine büyük bir coşkuyla gerçekleştirmiştik. 2 yılın ardından bu kez 7. Uluslararası iyilik ödüllerinin tevcih töreni vesilesiyle tekrar bir aradayız. Bizleri iyiliğin cihan şumul şemsiyesi altında böylesine kıymetli bir programda buluşturan Diyanet Vakfımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diyanet Vakfımız tam 49 yıldır Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle farklı coğrafyalara iyilik tohumları serpmeye, dostluk, dayanışma, kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor. Üstad Necip Fazıl'ın "Tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın" ruhuna uygun şekilde karşılık beklemeden koşan, koşturan, ter döken vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor, özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Yurt içindeki, özellikle de insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturunu kendisine rehber edinen Türkiye Diyanet Vakfı, görüyoruz ki görkemli bir çınar gibi günden güne serpiliyor, büyüyor, tüm dünyaya dal budak salıyor. Yurt içindeki 1003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesindeki eğitim, kültür, sosyal hizmetler ve yardım faaliyetleriyle medarı iftiharımız olan Türkiye Diyanet Vakfımızla gurur duyuyoruz. Rabbim sizlerden, tüm vakıf insanlarından razı olsun diyorum. Kardeşlerim, burada öncelikle bir hususu dile getirmekte fayda görüyorum. Biz şefkat ve sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Rabbimiz Nisa suresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor: "Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez." Bir başka ayeti celiyle de Allah-u Teala müminleri kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan kimseler olarak tarif ediyor. Kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de istemedikçe
kamil mümin olamazsınız diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne diyenlerden, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız. İnançta kardeşlerimiz olan müminlere, hilkatte kardeşimiz olan insanlara karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Kendimiz huzur içinde sevdiklerimizle beraber barış ve emniyet içinde yaşarken hemen yanı başımızdaki insani dramlara kayıtsız kalamayız. 13 yıldır vatan hasretiyle yürekleri kavrulan Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek bulamadığı için anasının kucağında son nefesini veren Somalili, Sudanlı, Yemenli çocuklara, tam 76 senedir evlerine, yurtlarına, topraklarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz. Ne mutlu kalplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve muhtaçlara yer açabilenlere diyorum. Ne mutlu karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek infak edenlere diyorum. Mevla bizleri de kardeşlik görevlerini yerine getirenlerden eylesin diye dua ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Diyanet Vakfımız uluslararası iyilik ödülleri marifetiyle şefkat ve yardımlaşma sancağını ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yüceltiyor. İmanlı ellerin, ihlaslı kalplerin, aydınlık yüzlerin, vicdan sahiplerinin yaptığı iyilikler uluslararası iyilik ödülleriyle takdir ediliyor, destekleniyor. İyilik ödüllerinin dalga dalga büyüyen etkilerinden memnuniyet duyuyoruz. Rabbim iyilik neferlerinin ecirlerini artırsın, çalışmalarını bereketli kılsın diyorum. Az önce hep beraber izledik. Bu güzel hikayeleri görüp de duygulanmamak elde değil. Hepimizin içini ısıtan güzel örnekler, iyiliğin, dürüstlüğün ve merhametin evrensel olduğunu, sınır tanımadığını, dil, ırk, renk, mezhep ayırt etmediğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Yurt içi iyilik ödüllerini kazanan İbrahim Taşdemir, Ahmet Seferoğlu, Turgut Kılıç ve Necmettin Erbakan Akyüz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt dışı iyilik ödüllerimiz takdim edeceğimiz Bisibo Amani, Adeviye Salihi, Halil Kasrati'yi burada ayrıca kutluyorum. Yurt içi vefa ödüllerimizi bu sene merhum Ömer Faruk Bilgili hocamız adına Zeliha Bilgili'ye, Ali Fuat Atiye, Murat Kekilli'ye, Duygu Kaçaranoğlu'na tevcih edeceğiz. Vefa ödülünü kazanan kardeşlerimi de tebrik ediyor. 30 yılı aşkın Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde önemli görevler ifa etmiş Hatay İl Müftümüz Ömer Faruk Bilgili hocamızı burada rahmetle yad ediyorum. Yurt dışı vefa ödüllerimizi ise Gazze'den Halit Nabyan adına Yusuf Ebu Hassır'a, Can Azerbaycan'dan Server Beşilli kardeşlerimize ve temsilcilerine
takdim edeceğiz. Ödüller vereceğimiz tüm kardeşlerimizin iyilik ve başarı öykülerinin istikrarlı bir şekilde sürmesini temenni ediyorum. Şunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Dünya işte buradakiler gibi hamiyetperver insanların yüzü suyu hürmetine dönmektedir. Etrafımızı kuşatan onca acıya, kötülüğe, zulme, mazlumların gökyüzünü çınlatan onca feryadına rağmen dünya halen ayaktaysa sebebi iyi insanların, güzel insanların, sizin gibi iyiliksever insanların varlığıdır. Depremde başkaları için gerektiğinde canını tehlikeye atan, bir ihtiyaç sahibine daha ulaşmak için kendini paralayan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan, Kur'an'ın nuruyla aydınlanan nesillerin yetişmesi için gayret eden, yetimlere, öksüzlere, yaşlılara, hatta kuşlara bile el uzatan koca yürekli, yüce gönüllü insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin diyorum. Sizlere müteşekkiriz, minnettarız. Ülkemizde ve yeryüzünün farklı noktalarında iyiliği, kardeşliği ve güzelliği yaymak için yaptığınız çalışmaların daim olmasını diliyorum. Aziz kardeşlerim, merhum Aliya İzzet Begoviç ömrünü Bosna'nın ve Boşnak kardeşlerimizin özgürlüğü için adamış bir dava, aksiyon ve devlet adamıydı. Kendisi büyük bir mütefekkir olmasının yanı sıra küresel sistemin işleyişini çok iyi bilen tecrübeli bir siyasetçiydi. Gerektiğinde ülkesi ve milleti için takım elbiseyi çıkarıp askeri kamuflaj giyecek kadar vatanperverdi, cesurdu, yiğitti, her açıdan örnek bir liderdi. Şahsımın gönül dünyasında da kendisinin mutana bir yeri vardı. Rahmetli Aliya'nın sadece mücadelesi değil, fikirleri, tavsiyeleri ve sözleri de bize örnek olmuştur. Merhum Aliya Srebrenica soykırımı için şöyle demişti: ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Evet, unutulan veya unutturulan soykırımın tekerrür etmesi kaçınılmazdır. Merhum Aliya'nın dikkat çektiği acı gerçeğe maalesef bugün Gazze'de hep birlikte şahit oluyoruz. 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. 15 bini aşkın çocuk maalesef katledildi. 35 bin masum şehit edildi. 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze'nin neredeyse tamamı enkaza döndü. Abluka nedeniyle zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze'yi son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Küvezdeki bebekleri öldürecek, hastaneleri, ibadethaneleri bombalayacak, yardım malzemesi götüren kamyonlara saldıracak, gıda sırası bekleyen masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Tüm bunları da yıllardır bize insan hak ve hürriyetleri dersi verenlerin silahları, bombaları, uçakları ve koşulsuz diplomatik desteğiyle yaptılar. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin.
Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki Gazze'de ölen biçarelerin ahı bunları tutmayacak. Sanmayın ki zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalacak. Asla. Gazze'li masumların kanı işgalcilerin ve hamilerinin alnına yapışmıştır. İşte hep birlikte gördük, takip ettik. Hamas önceki hafta ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ancak İsrail uzlaşmaz tavrını sürdürdü. İsrail yönetimi bununla da yetinmedi. Sivillerin son sığınağı olan Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu. Kardeşlerim, bakınız bir defa şunu artık herkesin kabullenmesi lazım. Batılı güçler tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Netanyahu kendi siyasi ömrünü uzatmak için antisemitizmi körüklüyor, kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la geçen ay yaşanan gerilim bunun sadece bir işaretiydi. İsrail'in Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırıları artıyor. İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, daha fazla kadın ölmeden, insanlığa dair umutlar daha fazla kaybolmadan bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır. Bununla birlikte soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır. Müeyyidesiz kalan bir suç faili daha da azgınlaştıracaktır. Aslında Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan budur. İsrail Nekbe'den beri tam 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin halkının topraklarını alenen gasp ediyor. Uluslararası hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor. Ama buna rağmen batılı güçler ve uluslararası sistem tarafından el üstünde tutulmaya, korunmaya devam ediyor. Son 7,5 ayda 150 gazeteciyi öldüren bir ülke güya basın özgürlüğü sıralamasında bölgede birçok ülkeden artık üst sıralarda yer alabiliyor. Daha bunun gibi İsrail'i kayıran pek çok çifte standartla karşılaşıyoruz. Bölgeye barışın gelmesi için önce bu adaletsizliğin sona ermesi şarttır. Kardeşlerim, Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Güney Afrikalı dostlarımızın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki tüm belgeleri ve bilgileri muhataplarımıza iletiyoruz. Türkiye, Filistin halkının ve doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerin yanındadır. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 54 bin tonu geçti.
Ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralıların tedavileri devam ediyor. İsrail'e olan ithalat ve ihracat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik. İsrail'i ateşkese zorlamak için dost ve kardeş ülkeler nezdinde diplomatik temaslarımızı yoğunlaştırdık. Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katliamların durmasıdır. Uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere destek veriyoruz. Burada bir hususu da ifade etmek durumundayım. Filistinli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen verdikleri mücadele ile dik ve dirayetli duruşlarıyla insanlığın yüz akı oldular. ...229 gündür uyguladığı soykırıma rağmen İsrail yönetimi Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı, mücadele azmini yok edemedi. Filistinliler yaralandılar, öldürüldüler, sürüldüler, göçe zorlandılar, açlıkla, susuzlukla sınandılar. Öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. İşkencenin her türlüsüne mazur bırakıldılar. Küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ettiler. Halen de devam ediyorlar. Buradan Gazze'nin ve Ramallah'ın yiğit evlatlarını ülkem ve milletim adına bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Filistinli şehitleri rahmetle anıyor, yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanında her hafta sokakları ve meydanları dolduran tüm vicdan sahibi insanlara da sizlerin vasıtasıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Siyonist lobinin tehditlerine rağmen Filistin'e sahip çıkan, Gazze için kıyama kalkan üniversite öğrencilerini, hocaları, sanatçıları ayrıca tebrik ediyorum. İsrail insanlığın gözünde bu vahşi savaşı kaybetmiştir. İsrail yönetimi insanlığın vicdanında mahkum olmuştur. Gazze'li kardeşlerimiz bir kez daha adlarını tarihe yazdırmışlardır. Filistin davası küresel ölçekte daha da güçlenerek Allah'ın izniyle 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasıyla zafere ulaşacaktır. Buna biz tüm kalbimizle inanıyoruz. Rabbim bizlere o güzel günleri görmeyi nasip eylesin diyorum. Bugün Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duydum. Her üç ülkenin liderine
tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı şahsım, milletim adına takdirlerimizi iletiyoruz. Henüz Filistin devletini tanımayan ülkeleri de daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, yıllar süren savaşların geride büyük bir yıkım bıraktığı Afganistan son günlerde sel felaketleriyle boğuşuyor. Seller sebebiyle 400'den fazla kardeşimizin hayatını kaybettiğini, ülkenin kuzeyinde ağır bir insani dram yaşanıyor. Afgan kardeşlerimize bu zor günlerinde yardım etmeyi görev addediyoruz. İlk etapta bir kargo uçağı dolusu yardım malzemesini bu ülkeye gönderdik. Toplam 24 tonu bulan yardım malzemelerimiz cuma günü bölgeye ulaştı. Dün de 43 vagondan oluşan bir yardım trenini Afganistan'a yolcu ettik. Dünkü trenimiz AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda bugüne kadar Afganistan'a gönderdiğimiz 20. iyilik trenimizdi. Toplam 619 tonluk yardım malzemesinin 2 hafta içerisinde Afganistan'a ulaşmasını bekliyoruz. Dost ve kardeş ülkeleri de Afgan halkına destek vermeye davet ediyorum. Sudan'da bir yıldır devam eden çatışmaların yol açtığı insani trajediye de dikkatlerinizi çekmek isterim. Maalesef iç savaş nedeniyle 8 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu zor günlerinde Sudan halkının da yanında olmamız önem arz ediyor. Türkiye olarak Türkistan'dan Balkanlara, Güney Asya'dan Afrika'ya kadar nerede bir sorun, bir zulüm ve dram varsa tüm imkanlarımızla ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gayretindeyiz. İçimizdeki nasipsizler anlamasa da zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar kutluyor. Ödül sahiplerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ahirete irtihal eden büyüklerimize, kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Ümmetin umudu, iyiliğin hamisi, milletimizin başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ediyoruz. Zat-ı Devletlerini hediyelerini takdim etmek üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hüsnü hat eseri takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de kıymetli konuklar, hep birlikte iyilik ve vefa ödülü sahiplerini sahneye davet edeceğim ve kendilerine ödüllerini muhterem Cumhurbaşkanımız takdim edecekler. Bir ömür öğrendiğimiz şey gün gelir o büyük hizmet yolunda harcanır. 1410 camiye 25 yıl yetecek kadar elektrik enerjisi üreten Mühendis Ahmet Seferoğlu. Hayırsever Ahmet Seferoğlu'na teşekkür ediyoruz.
İşitme engelli insanlar için ülkesinde kurduğu dernek vesilesiyle onların kalplerini sonsuzluğa açan, anlaşmanın sadece seslerle, sözlerle değil, gönülle de mümkün olduğunu gösteren Bisibo Amani. Burundi'den buraya kadar geldi. Bisibo Amani'yi de tebrik ediyoruz. İyilik ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız takdim ediyorlar. Bir yetimin başını okşamakla anlam bulur dünya. Balkanlardaki büyük acıların ardından ülkesi Kosova'da kurduğu dernek vesilesiyle yetimlere kol kanat geren, onlara baba olan Halil Kastrati. Kosovalı Halil Kastradi'yi de tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ödüllerini takdim ediyorlar. Farklı dillerde hazırladığı kartlarla camisini ziyaret eden turistlere yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ı tanıtmak için canla başla mücadele eden İmam Hatibimiz İbrahim Taşdemir. İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Tebriklerimizi iletiyoruz. Şampiyonluk madalyasının elinden alınma ihtimaline rağmen Filistin'in haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmayı kendisine görev addeden milli sporcumuz, dünya şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz. Necmettin Erbakan kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Her gün maalesef binlercesi israf edilerek sokaklara asılan, çöpe atılan, bayatlamış ekmekleri toplayıp kuşları besleyen, bizlere başka türlüsü de mümkündür diyen Turgut Kılıç. Turgut amcamızı da tebrik ediyoruz. Yaşadığı onlarca acıya ve büyük kayıplara rağmen kurtuluşun ilim ve irfanla olduğunu bir kez daha bizlere gösteren Ümmü Enes. Suriyeli Ümmü Önes hanımefendiyi de tebrik ediyoruz. Şimdi de vefa ödüllerine geçiyoruz. Denizli valimiz, muhterem sayın valimiz Ali Fuat Atik. Buyurun sayın valim. Sayın Valimize de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 4-6 yaş Kur'an kursu öğreticileri adına Duygu Kaçaranoğlu. Duygu hocamıza da teşekkür ediyoruz. Gazzeli Ebu Ziya Dede adına Yusuf Suat.
Halit Nabhan amcamız, Ebu Ziya dedemiz gelemedi. Aramızda değil ama onun bir mesajı var. Filistin Gazze'den bizlere gönderdiği, şimdi o mesajı izliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Vesalatni al-yawm risala min muassasat Vakf Diyanet Turki listilam caizet birr alamiyya ve aftakhir bihada takrim. واعتبر هذا التكريم لكل أهل قطاع غزة على ما قدموه من تضحيات من شهداء وجرحى وهدم من هذا العذاب الذي نحن فيه. فأشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية على هذا التكريم، والشكر موصول لكل أهلي في الشعب التركي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Halit Nabhan amcamız gelemedi ama en kalbi selam ve sevgilerini gönderdi. Gazze'nin ve tüm mazlum coğrafyaların sesi olan sanatçı Murat Kekilli. Murat Kekilli'ye de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Merhum Hatay müftümüz Ömer Faruk Bilgili'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun adına Zeliha Bilgili ve Muhammed Taha Bilgili geliyor. Merhum Hatay İl Müftümüz Ömer Faruk Bilgili hocamıza Allah'tan bir kez daha rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve son vefa ödülümüz iki devlet, tek millet sloganıyla yanımızda olan Azerbaycan, Can Azerbaycan'dan Server Beşirli. Server Beşirli'ye de teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız iyilik ve vefa ödüllerini sahiplerine takdim etti. Şimdi hep birlikte bir hatıra fotoğrafı için değerli ödül sahiplerimizi ön tarafa davet ediyoruz. Kıymetli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye milletin evinde bizleri ağırladığı için şükranlarımızı arz ediyoruz. İyilik ve vefa ödülü sahiplerini tebrik ediyoruz. Programımızı burada noktalıyoruz. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun, iyilikle kalın, hoşça kalın.